Şimdi ilginç bir metin okuyacağız. İlk yazılışı biraz erken tarihe geliyor. 1929. Varlık ve Zaman 1927. Yani Heidegger yapan temel yapıt diyelim. Türkçe'ye de çevrildi birkaç kez galiba. Bu okumalarımızda Yusuf Örnek'in yolunu izleyelim. Yusuf Örnek çok değerli bir felsefecimizdir bizim. Almanya'da okumuş. Hacettepe çıkışlı. Jaspers çalışmış yanılmıyorsam. Yıllar önce bir Jaspers'i bizim ODTÜ'de anlatmıştı. Harika bir anlatımdı. İonna Hoca da titizdir o konularda. Dolayısıyla bu çeviride çok fazla sorun olacağını sanmıyorum ama zaten metin, o özgün metinle verildiği için bir sıkıntı olmaz. Kendisinin önerisiyle okuyacağız. Önce dersi okuyalım diyor. Çünkü tarih olarak 1929. Sonra son sözü 1943. En sonunda da girişi okumalarını öneririm. Böyle bir yol izleyelim. Yani bu kronolojik bir yol oluyor. Bir bakalım. Çünkü Heidegger'in görüşleri 30'lardan sonra bir dönüşüm. Yani birinci Heidegger, ikinci Heidegger gibi ayrımlar yapılır ama tabii tartışmalıdır. Onun için son söz sonraki Heidegger aşamasında yazılmış, girişte öyle. Ama bu metin bir ders. Bu insanlar böyle. Çünkü her Heidegger bütün konuşmaları yazılı olduğu için onların kitaplaştırılması çok kolay oluyor. Yani bizim gibi sözel değil. Şimdi metafizik nedir? 26. sayfaya geliyor galiba. Ben tabii gönderilen metni okuyorum. Özgün metni bulamadım. Yani kitap olarak bulamadım. Yani epey odamı karıştırmam gerekir ama belki de birine vermiş olabilirim. Dolayısıyla doğrudan doğruya dersle başlayalım. Girişi sonraya bırakalım. En son girişi okuyun diyor. Dolayısıyla girişi atlayarak okuyacağız. Hala bu metin varlık ve zaman etkisinde yazılmış bir metindir diyebiliriz. Heidegger, Husserl'in asistanı olmuş, fenomenoloji ikliminde yetişmiş. Ama kendisinin teoloji geçmişi var. Klasik Batı kültürünü çok iyi edinmiş. Edebi duyarlılığı, şiirsel duyarlılığı, şairane diyelim bakışı olan da
birisi olduğunu söyleyebiliriz. Onun için biraz hocası Husserl'den farklı. Husserl bir matematikçiydi. Heidegger ise bir şairdir. Ama aynı zamanda bir sıkı bir mantıkçı, iyi geometri bilen, çağının fiziğini çalışmış, öğrenmiş, çok zeki bir insan, kavrayış gücü çok yüksek biridir Heidegger ve çok da etkili olmuştur. 26 gösteriyor ama bakıyorum şimdi arıyorum. Dersin başlangıcı kaçıncı sayfa? 26 doğru hocam. Buldum. Evet. Metafizik nedir? Küçük bir metindir. Bu daha önce geçen hafta da sözünü ettim sanıyorum. Heidegger öldüğü zaman epey hoca derste konuşmuştu Takiyettin Bey. Kendisi de onun derslerine girmiş. Ama demişti ki Heidegger'i dinledim ve çıktığım zaman dersten hiçbir şey aklımda kalmamıştı. Demişti. Dolayısıyla Heidegger'le çalışmayı düşünmemiş. Metafizik nedir? Metafizik nedir? Bu soru metafizik üzerine konuşulacağı beklentisini uyandırıyor. Şimdi zaten ben hep nedirli sorular beni rahatsız eder. Ben mesela felsefe nedir diye sormam. Felsefe nasıldır diye sorarım. Yani bu bakış farklılığını gösteren bir şey. Çünkü X nedir gibi bir soru sanki o X'in neyse cıva nedir, bulut nedir, düşünmek nedir filan gibi sanki bir özünü veya o sorduğumuz şeyin aslını esasını hiç değilse bulamasak bile onu o yapanı bulabileceğimiz beklentisi oluşturabilir. Onun için metafizik nedir sorusunu soruyorum ama siz sanacaksınız ki metafizik üzerine konuşacağız. Biz bundan vazgeçiyoruz. Onun yerine belirli bir metafizik soruyu tartışıyor. Böylece de görüleceği üzere kendimizi doğrudan doğruya metafiziğin içine bırakıyoruz. Ancak bu sayede metafiziğe bize kendisini tanıtma olanağını sağlayabiliriz. Tamamen bu tavırı gönülden katıldığıma bu tavra söyleyebilirim. Yani ben de olsaydım böyle yapardım. Yapmak istediğimiz metafizik bir sorgulamayı geliştirmekle başlıyor. Ondan sonra soruyu işlemeyi deniyor ve onu yanıtlamakla tamamlanıyor. Bunu yapmak istiyoruz. Metafizik bir sorgulamanın geliştirilmesi nasıl oluyor bu? Felsefe Hegel'a göre sağduyu açısından bakıldığında tersine çevrilmiş dünyadır. Evet yani eğer böyle der.
O halde bizim başlangıcımızın kendine özgürlüğü hazırlayıcı bir belirlemeyi gerektirir. Bu da güzel bir deyim, hazırlayıcı belirleme. Yani çünkü kendimizi bir soruya yanıt vermek üzere donatmalıyız, hazırlamalıyız. Bu belirleme metafizik sorgulamanın ikili bir özelliğinden kaynaklanır. Metafizik sorgulamanın ikili özelliğinden kaynaklanır. Mesela böyle bir konuşma bana uygun değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü metafiziğin sorgulanması iki özelliğinden kaynaklanır sözünde. Şey, ama bir anne Alman neden böyle bir söz söylemek beni rahatsız eder. Metafizik sorgulamanın ikili özelliğinden kaynaklanır bu belirleme. Sanki bu bir olgusal bir şeymiş gibi anlatıyor. Yani bir fizik yasası gibi. Yani maddenin genel olarak üç hali vardır. Yani katı, sıvı, gaz. Tabii elbette bu çok kaba bir bakıştır ama başka halleri de var. Böyle bir konuşma metafizik sanki böyledir. Herkes böyle anlar gibi bir konuşma. Oysa ben metafiziğe böyle bakıyorum. Mesela ben olsam böyle derim. Metafiziği geleneksel olarak anlamak için metafizik sorgulamanın iki özelliği olduğunu düşünüyorum derim. Böyle bir dil de onları rahatsız eder. Çünkü böyle bir dili öznel bulurlar. Ben düşünüyorum denmez. Düşünülüyor denir. Ben ortaya konmaz derler. Ama yani okur Heidegger böyle düşünüyor aklından çıkarmamalı. Yani metafizik sorgulamanın ikili özelliği. Yok, belki de beşli özelliği var. Hani bu Heidegger'e mahsus, Heidegger'e özgü bir yaklaşım. Böyle baktığınızda bu çok göreli bir şey olmuyor. Yani çok öznel konuşmayacaksın sözü var. Benim hocam da hep böyle derdi, ben tezimi yazarken eleştirirdi beni. Ama bu öznellik bir şey anlamında değil. Yani metafiziğin neliği üzerine keyfi konuşuyorum anlamında değil. Yani öznellik ve keyfilik farklı şeyler diye düşünürüm. Yani ben dememek gerekir ama mesela Nietzsche çok kolay söyler ama Heidegger gibi düşünürler. Kant mesela, diğer belki Alman idealistleri falan şeyi saklarlar büyük ölçüde. Yani bu dil hiç yakışan bir şey değil. Nasıl bilimde ben laboratuvara girdim, bu deneyi yaptım, böyle bir sonuç bulundu gibi bir dil uygun değilse, çünkü yaptığımız bilimsel araştırma herkes tarafından tekrar edilebilmeli, yapılabilmeli
Bu benim sadece bana özgü bir deneyim değil. Ama felsefede öyle olmadığını düşünürüm. Fakat bu böylesi metinleri okurken dikkatli olmak gerekir. İlkin her metafizik soru hep metafizik problematiğinin tümünü kapsar. Bu soru her zaman bütünün kendisidir. Yani metafizik bir problem, metafiziğin tümünü kapsar diyor. Problematik yerine mesela sorunsal karşılığı da olabilir. Sorunsal da deniyor. Sonra da her metafizik soru ancak öyle sorulabilir ki soruyu soran olarak sorunun içindedir. Yani onun içine sokulmuştur. Bu bizi şöyle yönlendirir. Metafizik sorgulama bütün içinde ve soru soran var olmanın asli durumundan yola çıkarak yapılmalıdır. Şimdi buradaki bu cümledeki tuhaflık var olma sözü olabilir. Ama bu Yusuf örneğin karşıladığı bir Almanca sözcük. Bakalım ona. Tümünü kapsar. Evet, Dasein. Dasein sözünü var olma olarak karşılamış. Tabii Dasein bunlar hep tartışmalı karşılıklar. Maalesef Heidegger çevirilerinde böyle sıkıntılar vardır. Dasein, da orada demek Almanca'da, orada olan, yani dünyada olan, genellikle insan kabaca söylendiğinde insan anlaşılır. Düşünen bir varlık. Çünkü soruyu Dasein sorar. Yani var olma sorar. Dolayısıyla bu soruyu soran kimsenin metafizik soruyu soran kimse metafiziğin içinde olmalıdır. Tümünü fark etmelidir ve onun durumuyla ilgilidir. Asli durumundan, onun asıl olarak ne olduğuyla ilgilidir. Soruyu şimdi ve burada kendimiz için soruyoruz. Araştırmacı, öğretmen ve öğrenci topluluğundaki var olmamız, yavaş yavaş var olma sözcüğü bir anlam kazanıyor. Nerede var oluyorsun? İşte sokakta var olmamız. Kim olarak var oluyorsun? Öğretmen olarak, öğrenci olarak
belli bir aileye ait olan bir insan olarak bizim demek ki bu dünyadaki var olmamızla, yani insan olmamızla diyelim, yalnız tabii insan olma Heidegger için çok dikkatle kullanılması gerekli bir sözcük. İnsan dememiş. Var olma diyor. Yani bunu neden böyle diyor diye sorabilirsiniz. Çünkü bir yerleri açmak istiyor. O alışılagelen sözcüklerin kavramlara verilen, atfedilen sözcüklerin dışında kalarak, çünkü fenomenoloji böyle bir tavır gerektiriyor. Dolayısıyla insan var olma olarak yeryüzünde yaşayan bir varlıktır. Bir daha bakayım. Dasein olması lazım. Buna var olma diyor. Evet. Dasein. İşte bu Dasein'a Türkçe'de ne diyeceğiz tartışmaları yapılmıştır. Ve bu soru ne bileyim Fransızca, İngilizce'ye çevirirken de diğer Batı dillerine çeviri yaptığımızda da söz konusudur. Bunu böyle anlamak lazım. Yani Heidegger'in sonra bu kavramı fazla öne çıkarmadı sonraki dönemlerinde. Ama bu varlık ve zamandan hemen sonra, 2 yıl sonra aşağı yukarı yazılmış bir metin olduğu için hala Dasein, var olma geçiyor. Tabii bunu insan diye anlayabiliriz ama ihtiyatlı olmak gerekir. Nasıl biri? Var olma. Belki de yani Yusuf Örnek Hoca iyi bir karşılıkta bulmuş olabilir. Bu diğer çevirmen arkadaşlar tarafından itiraz edilse de soruyu şimdi ve burada kendimiz için soruyoruz. Bilim bizim tutkumuz olduğuna göre var olmanın temelinde aslında bizimle ilgili neler olup bitmektedir. Ya ne kadar müthiş bir soru ya. Yani insan olmamızın temelinde diyelim, bizimle ilgili neler olup bitmektedir. Düşündürücü bir sorudur. Hocam, Buyurun. oradaki var olmamız derken varoluşumuz anlamında mı yoksa mevcudiyetimiz anlamında Yok. mı? Yani var olmamız insan olarak. Çünkü var olma dediği bir sözcük, tek bir sözcük. Almanca Dasein. Dasein dünyada yaşayan, düşünen, soru soran. Buna Yusuf Örnek Hoca var olma demiş. Güzel çağrışım yapıyor bence. Yani insan yerine var olma diyor. İnsan olmamız, mesela başka türlü okuyalım, biraz bozarak.
belki çeviren arkadaşımız rahatsız olabilir. İnsan olmamızın temelinde aslında bizimle ilgili neler olup bitmektedir? Müthiş bir soru. Yani metafizik soru olarak. Bilim bizim tutkumuz olduğuna göre diyor. Yani Heidegger bilim karşıtı biri değildir. Yani öyle yorumlayanlar olmuştur kendisine ama bilimlerin alanları birbirlerinden çok uzaktır. Nesnelerine eğilme biçimleri temelden farklıdır. Yani konularına, ele aldıkları sorunlara nesne dediği o. Disiplinlerin bu parçalanmış çeşitliliği, yani bilim alanlarına disiplin deniyor. Disiplinlerin bu parçalanmış çeşitliliği günümüzde sadece üniversite ve fakültelerin teknik örgütlenmeleri ve bilgi alanlarının pratik amaç belirlemeleri sayesinde bir anlam etrafında birleştirilmektedir. Oysa bilimlerin mahiyet temelindeki kökü kurumuştur. Ha. İşte bunun da altını çizeceğiz. Bu da müthiş bir saptamadır. Evet, Weizengrund. Abgestorben. Evet. Bilimlerin mahiyet temelindeki, yani bilimleri bilim yapan temel kök kurumuştu. Ama yine de bütün bilimlerde onların en kendilerine özgü amaçlarını izleyerek var olanın kendisiyle ilişkiye geçeriz. Şimdi burada bir başka kavram çıktı. Birincisi neydi? Alışılagelen insan sözcüğünün yerine konan var olma. Şimdi bir başka kavram var olan. Zayendi. Bunlar nedir? Tek tek. İşte kalem, saat, gözlük. Bunlar var olanlardır. Bunlara var olan diyor. Yani nesneler. İşte bilimler açısından bakıldığında hiçbir alanın diğerine oranla önceliği yoktur. Akademik disiplinler açısından. Ne doğa tarihten önce gelir, ne de tersi söz konusudur. Bu belki o dönemlerde işte mantıkçı pozitivizmin falan Anglo-Amerikan kültürde, gerçi Alman kültüründe de öne çıkmasıyla ilgili bir tepki olabilir. Doğa bilimleri öne çıkıyor. Nesnelere eğilme biçimlerinden biri diğerinden üstün değildir. Matematik bilgi
filolojik tarihsel bilgiden daha tam değildir. Onun sadece kesinlik özelliği vardır ki bu tamlıkla aynı değildir. Yani kesinlik net oluyor matematik. Acaba şöyle mi böyle mi demiyorsunuz. Tam değildir diyor. Evet. Yani Gödel ispatlayacak bunu. Tarih biliminden kesinlik istemek, tinsel bilimlerin özgün tamlığı idesine ters düşmek anlamına gelir. Yani matematiksel bir kesinlik tarihten isteyemeyiz. Çünkü tarihi tarih kılan ide, bu da bir Alman bakışıdır. Yani bu temel düşünce anlamında ide. Tarihi tarih yapan şeye ters düşer. Yani tarihte matematiksel bir kesinlik. Çünkü tarih olgularla ilgilidir. Olgular alanında matematiksel bir kesinlik yoktur. Yani fizik öyleymiş gibi konuşur ama yapılan deneyler onun öyle olmadığını gösterir. Bilimler olarak bütün bilimlerde egemen olan dünya bağı bilimlerin var olanın kendisini aramasını, çünkü bilim tek tek var olan nesnelerin kendisini araması, neliğine ve varlık tarzına göre araştırmak ve temellendirici belirleme nesnesi yapabilmek için aramasını sağlar. Yani bilim alanlara ayrılır. Fizik bir tarafını alır, biyoloji farklı bir tarafını, kimya farklı bir tarafını. Bilimlerde bütün şeylerde asli olana bir yaklaşma ide bakımından gerçekleşir. Yani onun neyse aslı esası ona varılmaya çalışılır. Var olanın kendisiyle olan bu fevkalade dünya bağı, yani bilimin ele aldığı konular içinde var olanlar var. Yani tek tek nesneler. Bilim böyle bir dünya bağı kuruyor var olanlarla. İnsan varoluşunun serbestçe seçtiği bir tavrı tarafından taşınır ve yönetilir. Şimdi neden bunları açıklıyor? Çünkü bilimsel bakışla metafizik bakış yaklaşım arasındaki farkı göstermeye çalışıyor. Gerçi insanın bilim öncesi ve bilim dışı yapıp etmeleri de var olanla ilişki içindedir. Fakat bilimin özelliği onun kendine özgü bir açıklıkla, bunun altını çizeceğiz, hep kendine, bilimin kendine özgü bir açıklık arayışı var. İlk ve son sözü yalnızca nesnenin kendisine bırakmasında yatar. Başka bir şeyi aramaz.
Yani eğer bakır atomunun oksijen atomunun özelliğini arıyorsa, oksijen atomu üzerinde yoğunlaşır. Veya oksijen maddesinin üzerinde yoğunlaşır veya hücrenin üzerinde yoğunlaşır. Var olanın kendisine sınırlı bir teslimiyet gerçekleşir. Son sözü yalnızca nesnenin kendisine bırakır. Onun ötesine gitmez. Elbette yani ışık fotonlardan oluşur. Işık ışını dediğimiz şey. İşte orada durur. Onu başka bir şeye bağlamaz. Gerçi hani foton ve atom altı parçacıklarının kuramı bir bütünlük oluşturur ama o alanın ötesine gitmez. Özür dilerim hocam. Buyurun efendim. Ötesine geçmeden kastınız ne? Onun öyle olmasının anlamı nedir gibi bir soru mu? Orada yatan foton acaba ne bileyim evreni oluşturan büyük bir gücün ile bağlantılı mıdır? Çünkü diyelim ki şeyde Schopenhauer'da yahut Hegel'de bu nesnelerin ilişkileri acaba tin ile bağlantılı mıdır? Tinin Geist'in yapısıyla bağlantılı mıdır? Veya Schopenhauer için sorarsanız işte Wille ile yahut insan istenci ile insan istenci sözü yanlış. Yani istençle bütün var olanın arkasında olan bir güçle bağlantılı mıdır? Bunu sormaz. Yani şey sözünü kullanmamış. Yani Anglo-Amerikan kültür bunu nasıl açıklar? Olgusal olacak. Deneyde görünenin deneyle sınanabilir olanın ötesine gitmez diyecek. Hep bir sınama söz konusudur. Olgusal karşılığı olması lazım. Hani olguların içinde kalır. Onun ötesine gitmez. Oysa metafizik hep öteye gidebilir. Gider. Yani Bergson'da Elan Vital vardır mesela. Aynı şekilde metafizik yapan diğer filozofları düşündüğümüzde bilimle sınanamayacak açıklamalar yapar. Yani bir tin, bütün var olanların arkasında duran bir tin var mıdır yok mudur? Bunu deneysel olarak sınama olanağımız gözükmüyor bilim açısından. Hegel için bu çok açık belki ama sorgulamanın, belirlemenin ve temellendirmenin bu nesnelliğinde, yani nesnede kalır, incelediği şeyde kalır. Var olanın kendisine sınırlı bir teslimiyet gerçekleşir. Öyle ki bu kendine özgü teslimiyet içinde var olan kendisini olduğu gibi
açığa çıkarabilsin. Yani başka onun dışında bir kavrama gereksinim duyulmasın. Araştırma ve öğretimin kendini bu hizmete sunuşu, kendisini insan varoluşunun, bakın var olan, var olma, varoluş. Biraz da bir böyle çevirdiğinizde şeyler karışıyor birbirine. Yani Yusuf örnek, buradaki varoluş, egzistansla ilgili. Bu hizmete sunuşu kendisini insan varoluşunun bütününde sınırlı da olsa yönetme imkanının temelinde gelişir. Bilimin özel dünya bağı ve insanın bu bağı yöneten tavrı, bu şekilde ele alınan dünya bağında olan, dünya bağında olan biten görülüp algılanabildiği takdirde elbette tam anlamıyla kavranır. Çünkü bilim için bu bağ ile anlaşılan yeterlidir. Öteye gidilmez. İnsan diğer var olanlar arasında bir var olan bilim yapar. Yani insan bir var olmadır, bir Dasein'dir ama aynı zamanda dünyada yer tutan, yer kaplayan, yer ve zaman içinde olan herhangi bir nesne gibi bir nesne olan tarafı da var. Bu bilim yapan yani. Bu yapma esnasında olup biten İnsan adı verilen bir var olanın, bakın burada insan sözcüğü geçiyor, var olanın tümünün içine adım atmasından başka bir şey değildir. Çünkü metafizik, bakın en başta da söyledi, metafizikteki temel kaygı bütündür. Bir bütünlüğün ardına düşmüşüzdür. Oysa bilim, yani bilim tarihine baktığınızda mesela modern bilim tarihini başlangıcı, yani Aristoteles'ten sonra işte Galileo'nun yaptığı deneyi düşünürsek, serbest düşme. Serbest düşmede nedir ilişki? Serbest düşme nasıl, ne olup bitiyor burada diye sorduğunuzda bilim bunu nasıl almış? Düşme uzaklığı, mesafesi ve zaman. Başka bir şeyle bağlantılı kurmuyor bakın. Yalıtıyor düşme olayını ve zamanla uzaklık arasında bir bağlantı arıyor. Yani düşen nesnenin içinde kalarak bir bağlantı bulmaya çalışıyor ve bunu matematik bir dille ifade ediyor. Dolayısıyla bunu mesela metafizik bir takım düşme olayının, mesela Aristoteles fiziğinde olduğu gibi her nesnenin belli bir yeri vardır ve düşen nesneler oraya gitmek isterler gibi bir yorum yaparak açıklamıyor. Düşen nesnelerin düşme süreleri ve düşme
uzaklıkları arasındaki bağlantı budur. Bitti. Bu kadar. Elbette bunun Newton fiziği, yani Newton teorisinin bütünlüğü içinde Newton fiziğinin ikinci yasası, işte kuvvet, kütle ve ivmenin çarpımıdır formülünden bunu türetebilirsiniz matematiksel olarak serbest düşmeyi. Yani arada bir bütünlük ilişkisi elbette vardır. Ama bu bütünlük ilişkisi metafizikteki gibi değil. Bütünlük olgularla sınırlı bir ilişkidir. Olgu sözcüğünü burada söylememiş. Olgu sonraki yazılarında vardır. Heidegger'in olgu sözünü söylemediği için biraz zorlanıyor. Bilimin ayrılığını anlatabilmekte. İşte nesneye kendini teslim eder falan gibi bir betimleme içinde bilimin farklılığını anlatmaya çalışmış. İnsan bilim yapar dedi. Diğer var olanlar içinde bir var olandır. Bu bilim yapma esnasında olup biten insan adı verilen bir var olanın yani zaman ve mekan içinde bulunan var olanın tümünün içine adım atmasından başka bir şey değildir. Öyle ki bu adım atma ile ve onun sayesinde var olan kendisinin ne ve nasıl olduğunu açar. Yani insan olan, var olan. Var olanı açan bu adım atma, var olana ilk olarak olduğu şey haline gelmede kendine özgü bir tarzda yardımcı olur. Yani bilimle kendisinin ortaya çıkışında söz ediyor. Evet, zayende. İnsanın bir var olan yanı var. Ama var olanlar içinde bir farklılığını vurgulamak için var olma da dedi. Yani daha zaynım aynı zamanda. Demek ki var olana ilk olarak olduğu şey haline gelmede kendine özgü bir tarzda yardımcı olur dedi. Bu üçlü dünya bağı, tavır ve adım atma üçlüsü. Şimdi bir üçlü önerdi. Bir bakayım onun. Dreifache. Bir dünya bağı, dünya ile olan ilişki, tavır demi Weltbezug Haltung dedi. Bir de Einbruch adım atma üçlüsü bir tavır içinde olacak ve o tavır ile o tavırdan yola çıkacak. Kökteki birliğinde
bilimsel varoluşa, var olmanın pırıl pırıl sadeliğini ve keskinliğini getirir. Demek ki bilimdeki sadelik ve keskinlik bu dünya ile kurduğu bağ, bilimin dünya ile kurduğu bağdan kaynaklanır ve ele aldığı konulara olan tavrı ve o tavırdan yola çıkarak adım atması. Bu üçlü ile bilimsel etkinlik diyelim. Bilimsel varoluş kendini ortaya koyar. Eğer bu şekilde parıldayan bilimsel var olmayı, bakın burada var olma dedi, yani Dasein, açıkça benimseyecek olursak, o halde şunu söylemek zorunda kalırız. Yani dünyayı anlamaya bilim yoluyla yola çıkan, yani dünya bağını kuran, yani nesnesiyle bağını kuran, o bağdaki o bağı görüp bir tavır takınan, vaziyet alan ve ona göre adım atan. Buradan böyle bir üçlü içindeki insanı var olmayı düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Dünya bağının yöneldiği şey var olanın kendisidir ve başka hiçbir şey değildir. Yani bilim nesnelere, var olanlara yöneliyor, bu kadar. Ama tabii Heidegger'in iddiası var olanlara yönelmekle var olanlar anlaşılamaz. Çünkü daha büyük bir çerçeve çizmek lazım. Yaklaşımda. Yani tek tek nesnelerin içinde kalarak değil, onların bütünlüğünü oluşturup onlardan fazla olan bir şey var. Sein dedi. Ona varlık diyor herhalde. Şimdi göreceğiz. Nasıl çevirdi Yusuf Örnek Hoca? Her tavrı yöneten şey var olanın kendisidir. Onun dışında bir şey değildir. Hep var olanın içinde kalır. Başka türlü söylersek, Heidegger bu sözü kullanmadı ama, olgusal alanın içinde kalırsınız. Olguların içinde kalırsınız. Adım atma sırasında araştırılarak tartışması yapılan şey var olanın kendisidir. Yani var olanın içinde kalarak, o alanın içinde durarak anlamaya çalışıyorsunuz. Ve onun ötesine çıkmıyorsunuz. Ancak gariptir ki bilimsel insan tam da kendisine en çok ait olan hakkında kendinden emin bir şekilde söz ederken başka bir şey hakkında konuşur. Araştırılması gereken yalnızca
var olandır ve başka hiçbir şey değildir. Sadece var olandır. Yani olgulardır. Onun ötesinde ne var? İşte gözümüzde gördüğümüz veya işte bilgisayarlarla hesaplayabildiğimiz çok uzak teleskoplarla veya işte gördüğümüz normal günlük hayattaki ışık ışınlarının dışında işte kızıl ötesi, mor ötesi ışınlarla gördüğümüz bu kadar. Bunun içinde kalıyorsunuz. Sadece var olan içinde kalıyorsunuz. Olgular içinde, tek tek nesnelerin oluşturduğu alanda kalıyorsunuz. Tek başına var olandır ve onun ötesinde hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. Bu hiç de neyin nesi demiş. Onun ötesinde hiçbir şey diyor ya. Bu hiç de neyin nesi? Acaba kendiliğinden böyle konuşmamız bir tesadüften mi ibaret? Acaba bu sadece böyle bir konuşma biçimi mi ve onun dışında hiçbir şey değil mi? Peki ama bu hiçten bize ne? Şimdi bakın bir hiç çıktı. Bundan başka hiçbir şey. Üstelik mesela hiç gibi bir soru bilim insanı böyle bir soru sormaz. Ama hiç mesela bizim tasavvufta Nietzsche'de daha başka düşünürlerde hiç önemli bir kavram olarak çıkıyor. Hani egzistansiyalist düşüncede. Üstelik hiç bilim tarafından da reddediliyor ve hiç olan diye terk ediliyor. Lakin biz hiçi İşte tam bu şekilde terk ettiğimiz anda onu aynı zamanda kabul etmiş olmuyor muyuz? Ha, şimdi bakın işte Heidegger bu. Yani önce bilimin özelliklerini anlattı anlattı. Var olanlarda kalıyoruz. Var olanın dışında hiçbir şey derken hemen hiçe sıçradı. Bunlara hiçbir şey derken hiçi kabul etmiş olmuyor muyuz? Tabii buna bir analitik felsefeci Amerikan kültürde yetişmiş genellikle. Yani bu bir sözcük oyunudur. Orada hiç sözcüğü geçtiği için hiçin bir varlıksal anlamı olacağını düşünmek bu bence uydurma bir şey. Çünkü bunun bir olgusal karşılığı yok. Ve buradan da bir şey çıkarmaya çalışmak bir çeşit okus pokus gibi bir şey deyip bunu reddedebilir.
Hiçbir şeyi kabul etmediğimiz zaman bir kabulden söz edebilir miyiz? Yani bu bir manevra yapmaya çalışıyor. Hiçten bir şey çıkarmaya çalışıyor. Ama işte varoluşçu düşünmenin içinde böyle bir tavır da söz konusu. Belki de konuşmadaki bu gidiş gelişiyle, bu gidiş gelişle boş bir laf kalabalığı içinde dolaşıyoruz. Bakın şeyi sezmiş, gelebilecek olası eleştirileri. Yani bu arayışımızı boş bir laf kalabalığı olarak yorumlayabilirler. Buna karşılık bilim şimdi yeniden ciddiyetini ve soğukkanlılığını takınarak onu tek ilgilendirenin var olan olduğunu iddia etmelidir. Yani hiç bilimin konusu olabilir mi? Hiç bilim için dehşet ve hayalden başka ne olabilir ki? Eğer bilim haklıysa, kesin olan tek şey şudur: bilim hiç hakkında hiçbir şey bilmek istememektedir. Bu sonunda hiçin bilimsel olarak tam kavranmasıdır. Onun hakkında, yani hiç hakkında hiçbir şey bilmek istememekle onu biliyoruz. Ne diyorsunuz buraya kadar? Haydi gel, size nasıl geldi? Bizi çok uğraştıracak hocam. Vallahi bitlendirir bu Aydıger. Hocam Evet. deminden beri olgulardan söz etti. Sonra hiçi olgu gibi algılayıp bir yoruma geldi. Şaşkınlıkla dinlemeye çalışıyorum. Bayağı yıldızın Yok, da hiç dediği gibi olgu şok inanmıyorum. olacağız. Yani olgu sözü yok zaten. Öyle bir laf Hayır, etmiyor yok da. da Var anlatmak olan diyor. Var. istediği, o dönemde hani ilerideki kitaplarda kullandığını söylediğiniz anlatımla, betimlemeyle. Hiç Evet. zaten bir var olan değil ki. Yani neden Var olan bilim değil onunla işte. ilgilen? O da onu söylüyor zaten. Bilim var O da. olanla ilgilenir. Ama belki şunu demek istiyor: hiçi anlamadan hakikate yolculuk yapma imkanı var mıdır? Bakacağız. Değil mi? Veya insanı, yaşamı anlama olanağımız var mı? Tabii yaşam gibi bir söz daha bu 1929'da pek gözükmüyor. Yaşam kavramını Heidegger kullanacaktır. Ne zaman? Nietzsche okuduktan sonra. Yani Nietzsche'den çok etkilenecektir. Şimdi dönelim, bakalım nasıl gidecek bu hiç serüveni. İşte Heidegger'den rahatsız olanların önemli dayanaklarından biri de bu hiç meselesi. Bilim hiç hakkında hiçbir şey bilmek istemiyor, fakat aynı zamanda şu da muhakkak ki bilim kendi özünü dile getirmeye çalıştığı anda hiçi yardıma çağırıyor. Reddettiğine başvuruyor. Ne garip şeydir burada ortaya çıkan. Burada bir takım sözcüklerin değiştiğinden söz etmiş. Bilim tarafından belirlenen
bir varoluş olarak şu andaki varoluşumuz üzerine kafa yorarken bir çatışmanın ortasına düştük. Bu çatışma sayesinde bir sorgulama kendini geliştirdi bile. Bu soru artık yalnızca dile getirilmeyi bekliyor. Nedir bu hiç? İşte bu metafizik oluyor. Yani bilim sorusu değil. Sorunun işlenmesi. Bakalım bu hiç nasıl hiçleyecek, işlenecek. Hocam, Buyurun. düşünmek ne demektir okurken bilmece çözmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Bu da aynı olacak galiba. Ya da Evet, ama Heidegger bu. Heidegger bu. Evet. Yani Heidegger operası diyelim. Dinlerken böyle bir şey. Hocam, ben Başlamadan bir şey yanılmışım. sorabilir miyim? Pardon. Elbette buyurun. Şey, hani bilim hiç hakkında hiçbir şey bilmek istemiyor. Değil mi? Az önce baştan beri ise bilimin hep var olanla ilgilendiğini anlatırken bu soru doğru bir soru mudur ya da tespit midir? Niye bilmek istesin ki? Bilim zaten var olan nesneyi kendi sınırları içinde incelediğini anlattı az şimdiye dek. Evet. Acaba o metafiziğe yönelmek için bu yola bir kargaşa mı yaratıyor diye düşünüyorum. Farklılığı vurgulamak için. Değil mi? Yani bilimle metafizik farkı. Bilimin bilmek istediği bir şey konu olabilir mi hiç? Olmaz. Bu bir tespit midir? O tespiti yapıyor Yani çünkü. bilimin bilmek istediği işte var olanlar, Heidegger gibi söylersek, var Bilmek olanları istemiyor. bilmek istiyor. Bilmek istemiyor deyince bir şey yüklüyor da. Bir şey Ama bu yüklüyor yani. biraz dilin gelişiyle ilgili bir şey. Peki. Teşekkür ederim. Yani isteme falan filan ne demek diyebilirsiniz ama bu bir söyleyiş biçimi. Böyle konuşuluyor. Hiç hakkındaki sorunun işlenmesi bize sorunun yanıtlanabileceğini veya yanıtın olanaksızlığını gösterebilmelidir. Hiç kabul etmiş edilmiştir. Tabii birdenbire bir okus pokus oldu. Hiç'i birdenbire alana çıkardı, meydana çıkardı. Şimdi kabul edilmiştir diyor. Bilim hiç'i, hiç'e karşı akıllıca bir kayıtsızlıkla çeviriyorum sayfayı. Hiç hakkında soru sormayı deneyelim. Nedir hiç? Çünkü bu denemeyi yaptığınız zaman artık metafiziğin içine girmiş oluyorsunuz. Şimdi metafizik dediği kendi oluşturduğu bir alan. Yani tarihsel olarak hiç hakkında söylenmiş bir şeyin üzerine gitmiyor. Yani kendi hiç anlayışını, hiç düşüncesini metafiziğin içine koyup oradan soruyor. Metafizik sorgulama biraz da sorguladığınız şeyi kendinizin oluşturmasıyla ilgili bir şey. Yani kreatif bir şey, yaratıcı bir şey. Yani nedir hiç gibi bir soruyu sorabilmek için hiç konusunda düşünmüşlüğünüz
hazır olmuşluğunuz söz konusu. Soruya daha ilk yaklaşma pek alışılmamış bir şeyi gösterir. Yani hiç, yani ben bunun altından nasıl kalkarım dersiniz. Daha bu sorgulamanın başında hiçi şöyle veya böyledir diye bir var olan olarak koyuyoruz. Yani bu bir var olan haline geliyor. Çünkü hiçi sorguladığınız zaman hiç de bir var olan oluyor ama bu var olan artık bilimin var olanı değil. Bilimin ele aldığı var olan değil. Oysa hiç var olandan tamamıyla ayrıdır. Var olan gibi görülüyor ama ayrıdır hiç. Hiçi onun ne ve nasıl olduğunu sorgulamak, sorulana kendisinin sorulanı kendisinin tersine çevirir. Yani çünkü hiçi sorduğun zaman var olan haline geliyor, tersi. Tersine çevirir. Soru kendisini kendi nesnesinden eder. Uzaklaştırır diye. Öyleyse bu soruya verilebilecek her türlü yanıt da temelden olanaksızdır. Çünkü böyle bir yanıtta zorunlu olarak hiç şu veya budur şeklinde bir ifade kullanılır. Hiç hakkındaki soru da yani kendini yok eden bir şey. Yani yanıt vermeye kalktığınızda hiçi yok etmiş olursunuz diyor. Hiç hakkındaki soru da yanıt da aynı ölçüde kendi içinde anlamsızdır. Böylece bu sorunun bilim tarafından geri çevrilmesine gerek bile kalmaz. Genel olarak düşünmenin hep başvurulan temel kuralı, kaçınılması gereken çelişme ilkesi, genel mantık bu soruyu yere vurur. Yani mantık dışı bir şey oluyor. Çünkü aslında hep bir şeyi düşünmek olan düşünme, düşünme olarak hiçi düşündüğünde kendi özüne aykırı davranmış olur. Çünkü düşünmeyi bir şeyi düşünme olarak anladığınızda hiç bir şey olmadığı için hiçi düşünememiş olursunuz. Hiçi nesne haline getirmek bize böylelikle tamamen yasak edildiğinden hiç hakkındaki sorgulamamızda sona ermiş demektir. Tabii ki hiçi kökünden kavramak ve onun keşfedileceğine karar vermek için mantığın en yüksek merci olması ve anlama yetisinin araç, düşünmenin de yol olması koşuluyla. Eğer böyle bakarsak meseleye, o zaman hiçe yaklaşma olanağımız söz konusu olamaz. Bu kafayla hiçi anlayamayız diyor. Fakat
Şimdi o tabii başka hiç üzerine gidecek. Yani hiçe nasıl yaklaşılır? Fakat mantık kendi egemenliğine toz kondurur mu? Şimdi bu konuşma biçimi birçok dilde vardır. Yani sanki kavramlar şahısmış, kişiymiş gibi. Değil mi? Heidegger de bu dili kullanır. Yani Alman felsefesinde, felsefede de bu yapılan bir şeydir. Bu metaforik bir şey. Yani dikkat etmek lazım. Bunu başka türlü anlamamak gerekir. Fakat mantık kendi egemenliğine toz kondurur mu? Hiçe ilişkin bu soruda anlama yetisi gerçekten de egemen değil mi? Yani anlama yetisi kavramlarla kurduğumuz ilişkiyi sağlayan yetimiz. Yani Kant felsefesinde Verstand, yani anlama yetisi. Hiçi ancak anlama yetisinin yardımıyla belirleyebilir ve onu en azından kendi kendisini tüketmekte olan bir sorun olarak ortaya koyabiliriz. Çünkü hiç var olanın tümünün değillenmesidir. Yani olumsuzlama da deniyor. Tabii mantıkta biz değilleme diyoruz. Var olanın tümünün değillenmesidir. İşte burada büyü çıkıyor. Bizim 31. sayfada ele aldığımız büyü. Bir bakayım bu sayfadan nasıl çıkacağım ya. Bütün bütüne olmayandır herhalde, değil mi? Evet, büyü devam ediyorum. Bütün bütüne olmayandır. Bütün bütüne olmayandır mı diyor? Evet hocam. Evet. Bütün bütüne olmayandır. Burada hiçi daha üst bir belirlenim olan değilin ve böylelikle de değillenenin altına koymuş oluyoruz. Fakat değilleme, yani bir önermenin değillenmesi, değil mi mantıkta? Anımsarsanız değilleme böyle bir şey. Fakat değilleme mantığın egemen olan ve toz kondurulmayan öğretisine göre anlama yetisinin belirli bir edimidir. O halde biz nasıl olur da hiç sorusunda ve hatta onun sorulabilirliği sorusunda anlama yetisini saf dışı bırakmayı isteyebiliriz. Ancak burada önceden kabul ettiğimiz gerçekten o kadar kesin midir? Değil. Değillenmiş olma ve dolayısıyla değilleme daha üst bir belirlenim mi ortaya koyuyor ki hiç bunların altına değillenmiş olanın özel bir biçimi olarak girsin? Çünkü mantıkta, yani Aristoteles'den gelen mantıkta
Dünya ikiye ayrılır. Bu kalem ve bu kalem olmayanlar. Değil mi? Her zaman bu ikiliği bulabilirsiniz. Yani bu kalemdir değillediğiniz zaman bu kalem olmayanlar şeyine girmiş oluyorsunuz. Yani böyle bir mantık bizim metafizikte yürüyüşümüzü niçin belirlesin? Bu mantığın üstünlüğü nereden geliyor diye böyle bir meydan okuma tavrı içine giriyor Heidegger. Hiç sadece değil olduğu için yani değilleme olduğu için mi var? Bakın hiç niçin var? Değil mi? Burada bir dil tabii çok uygun olmadığı için. Hiç niçin var? Yani niçin hiçten söz ediyoruz? Yoksa tam tersi mi? Sakın değilleme ve değil, ancak hiç var diye olmasınlar. Yani önce hiç vardı gibi bir şey çıkıyor, değil mi? Yani niçin mantık önce olsun da hiç sonra hiçi mantıkla açıklayalım? Önce hiç olduğu için değilleme yani mantık oluştu. Buna karar verilmiş değil. Hatta bu açık bir şekilde soru haline getirilmiş bile değil. Biz iddia ediyoruz ki hiç değil ve değillemeden daha köklüdür. İşte burada başlayacak mesele. Hiç değil ve değillemeden yani mantıksal kalıplarla düşünme biçimimizden daha derin bir yerde duruyor. İşte buradan tabii özgün Heidegger. Şimdi Heidegger burada hala ihtiyatlı konuşuyor. Ama sonraki metinlerde böyle bir hesap filan verme içine girmez. Doğrudan doğruya hiçle başlayabilir. Eğer iddia doğru ise o zaman anlama yetisi edimi olarak değillemenin imkanı ve onunla birlikte anlama yetisinin kendi belirli bir şekilde hiçe bağlıdır. Hayda, her şeyi içe bağladı şimdi. O halde anlama yetisi bu konuda nasıl olur da karar vermeye girişebilir? Hani hadi oradan anlama yetisi çekir bakalım. Biz hiçi konuşuyoruz. Sen ne karışıyorsun? Çünkü senin müdahalen yüzünden hiçi anlayamıyoruz. Şöyle bir çekeyim bakalım. Yoksa hiç hakkındaki sofu ve yanıttaki anlamsızlık sonunda sadece başıboş dolaşan anlama yetisinin kör inatçılığında mı yatıyor? Sofuluk olsa gerek, değil mi? Yoksa hiç hakkındaki sofuluk. Yani illa işte bu hiç hakkında konuşulmaz demek. Fakat biz hiç sorusunun biçimsel olanaksızlığı yüzünden yolumuzu şaşırmayıp soruyu yine de soruyorsak, o halde en azından her sorunun olanaklı işlenişlerinde bulunan
temel talebini de karşılayabilmekteyiz. Hiç. Yani hala soruyoruz. Demek ki bir şey var burada diyor. Yani boşuna dolaşmıyoruz. Hiç. Hiçin kendi herhangi bir şekilde sorgulanacaksa o halde önceden verilmiş olmalı, onunla karşılaşabilmeliyiz. Bakın ne yapıyor? Alan açıyor falan. Hiçe giriş. Hiçle dans ediyor aslında. Bu başka bir tavır. Hani alışılagelen gelen anlamıyla hermenöitik dediğimiz bir hiçi okuma, yorumlama tavrı. Ama öbür yandan düz mantıkla düşünürsek bu nedir? Bu bir uydurma bir şey. Yani mantık alanının dışına. Tabii soru şu, hangi mantık? Nasıl bir mantık? Hani Heidegger burada günlük hayattaki kullandığımız hiçin farklı kullanışları, yorumları olabileceğine işaret ediyor. Bu günlük yaşamda veya alışılagelen felsefe metinleri içinde bir tarafa bırakılmış çoğunlukla hiç ama hiçin üzerine gidilebilir. Bu nasıl bir şey? Bu şairane bir şey. Yani dilin alışılagelen gramerinin kırılmasıyla ilgili bir şey. Onu kırıyor. Bu bir düşünme tavrıdır. Heidegger'in sonradan üzerinde birçok kez duracağı, vurgulayacağı bir şey. Bu şairane düşünmedir. Şiirsel düşünmedir. Onun 1940'larda yazdığı yine galiba Türkçe'ye çevrildi. Ben görmedim o metni. Niçindir şairler? Veya ne arar şairler hayatımızda? Diye belki biraz daha yorumla sorulabilir. Öyle önemli bir metni var. Orada da görüyorsunuz farklı bir düşünme biçimi, duruşu, anlayışı getirmeye çalışıyor. Buna isterseniz felsefe demeyin. Yani demek istemiyorsanız demeyebilirsiniz. Ama felsefenin içine girmiş ve birçok felsefe kitabında, felsefe bölümlerinde okutuluyor, okunuyor. Böyle felsefe mi olurmuş diye itiraz edebilirsiniz ama olmuştur yani. Ya soruya bakın, yani müthiş bir soru bu. Hiç'i nerede arayacağız? Hiç, neredesin? Hiç'i nasıl bulacağız? Bir şeyi bulmak için önce onun olduğunu
bilmek zorunda değil miyiz? Hiç var mı? Gibi bir tuhaf, tabii alışılagelen mantık açısından. Gerçekten de öyle. İnsan her şeyden önce ve çoğunlukla aradığı şeyin mevcudiyetini kabul ettikten sonra onu arayabilir. Değil mi? Yoksa neden arasın olmayan bir şeyi? Ne var ki şimdi aranan hiçtir. Acaba böyle bir kabulün olmadığı bir arama, saf bir bulmanın söz konusu olduğu bir arama var mıdır? Yani bu aramada bulduğumuz şey saf bir bulma diyor. Bu da yine felsefede kullanılan herhangi bir bulma değil, saf bir bulma. Yani saf, salt sözü hep kullanılır. Ne olursa olsun, hiçi en azından günlük yaşamımızda hakkında rastgele konuştuğumuz şekliyle tanıyoruz. Bu herkesçe tanınan, sorgusuz sualsiz kabul edilmişliğin tüm solgunluğunda renksizleşmiş, sözlerimizde farkında olmadan dönüp dolaşan hiçin iyi kötü bir tanımını dahi verebiliriz. Hiç, var olanın tümünün tam bir değillemesidir. Hiçin bu özelliği bize sonunda onun bizimle karşılaşabileceği tek yönü işaret etmiyor mu? Hani hiçle nerede karşılaşacağız? İçinde hiçin kendisini gösterebileceği böylesine tam bir değillemeye düşebilmek ilk önce var olanın tümü verilmiş olmalıdır. Halbuki biz var olanları, bilim var olanları tek tek inceliyor, parçalayarak inceliyor. Oysa bir değilleme yapılacaksa bu, yani bu kalem değildir dediğim zaman kalemi reddetmiş oluyorum. Halbuki ben bütün var olan ların tümünü reddetmek, değillemek durumunda olmalıyım ki hiçle karşılaşabileyim. Lakin bazen fakat diyor, bazen lakin diyor. Lakin değilleme ile hiç arasındaki ilişkinin şüpheli oluşunu göz ardı etsek bile sonlu varlıklar olan bizler nasıl olur da tümlüğü içinde var olanın bütününü kendi için sonra da bizim için ulaşılır hale getirebiliriz? İşte bu Heidegger felsefesinin çok temel bir sorusu. Var olanın bütünü. Var olanın bütününü belki ide olarak düşünebilir. Böyle bir düşünme gerçekleştirebiliriz. Ve bu şekilde kurulanı değilleyebilir veya değillenmiş olarak düşünebiliriz. Yani tasarlayabiliriz, tasavvur edebiliriz. Gerçi bu yolla kurduğumuz hiçin biçimsel kavramını edinebiliriz. Bu yolla ancak bir form elde edebiliriz. Fakat hiçbir zaman hiçin kendisini edinemeyiz. Hiçin kendisini arıyoruz.
Fakat hiç tam farksızlığı ifade ediyorsa hiçbir şey değildir ve kurulmuş hiç ile asıl hiç arasında bir fark söz konusu olamaz. Yani kurgulanmış bir hiç. Peki ya asıl hiçin kendi? Yani hiçi kurgulayabilirsiniz. Mesela ben yıllar önce böyle bir sözlük yazmıştım. Türkçe'de hiçle ilgili, yani yayınlamadım da. 64 hiçle ilgili sözcük türetmiştim. Ve onların bir hiç sözlüğü diye bir sözlük yazmayı düşünüyordum. Ama öyle kaldı. Hiç. Hiç ile asıl hiç, kurulmuş bir kurgu olan hiç ile asıl hiç arasında bir fark söz konusu olamaz. Peki ya asıl hiçin kendi? Bu yine var olan bir hiçin gizli fakat çelişkili kavramı değil mi? Anlama yetisinin itirazları arayışımızı artık son kez oyalamış olsun. Bu arayışımızın haklılığı ancak hiçin temel bir tecrübesiyle gösterilebilir. Şimdi bu ne? İşte bu fenomenoloji. Yani hiçi anlayacaksak bu bir takım kavramsal oyunlarla veya sözcük oyunlarıyla ortaya çıkarılamaz. Hiçi ne diyor? Tecrübe etmek gerekir. Hiçin bir tecrübesi var. Ama bu tecrübe metafizik bir tecrübe. Bilim insanının tecrübesinden, yaşantısından farklı bir tecrübe. Bir sayfa daha okuyabiliriz. 33'teyiz, değil mi arkadaşlar? Var olanın bütününü kendi başına mutlak olarak kavrayamayacağımız ne kadar kesinse, her nasılsa bütünüyle ortaya çıkmış var olanın ortasına konmuş olarak kendimizi bulduğumuzda o kadar kesindir. Nihayet kendi başına var olanın bütününü kavramak ile kendini var olanın bütününün ortasında bulmak arasında özce bir fark vardır. Şimdi bu çetin bir sayfa oldu. Bunun üzerine çok konuşmak gerekiyor. Onun için 33'te bunu keseyim arkadaşlar. Nasıl bu hiç macerası? Valla benim hiç ilgimi çekmedi yalanlar ama hocam. İlginizi Bülent Bey'in çekmiştir muhakkak. Evet Bir hocam şair ben olarak, değil mi? hiç dövmesini yaptırmıştım zaten. Aa evet. Kolumda Sen bu eski Osmanlıca harflerle hiç, değil mi? evet Evet. Osmanlıca hat şeklinde Evet. hiç yazdırmıştım. Benim odamda da var hiç. Evet. Hat şey olarak.
Bir de Heidegger'in Düşünmek Üzerine kitabını ben baştan sona okudum, dinledim sizden. Zaten hocanın genel şeysi o. Ben o kitap bitti, düşünmek ne demekle ilgili hiçbir şey söylemedi ama düşünmek ne demek, ne demek değildirle ilgili her şeyi söyledi. Siz Evet. ne demek olduğunu öğrenince düşünmenin de ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Yani burada da aslında hep böyle tersten yapıyor. Yani bilimin ulaşılmadığı noktası diye anlıyorum ben hiç'i. O bilimin özü diyor aslında, paragrafın birisinde anlattı bunu. Bilim kendi kendine hani ulaşamadığı noktayı bilimin ulaşamadığı nokta olarak tanımlıyor. Bilimin ulaştığı her şeyde var olanlar zaten. İşte ulaşamadığı noktada hiç varsa herhalde orada arayacağız biz de. Evet, bu tabii Heidegger'in varlık anlayışıyla önemli bir hale geliyor. Bu serüven ilginç. Yani Heidegger'i anlamak isteyenler için önemli bir metin. Metafizik nedir? Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Kant'ın kendinde şey kavramına dan giriyor değil mi burada Heidegger? Kendinden şey bilinemez diyordu ya, kendinden var Evet, olan. tabii. Öyle bir şey olarak hiç görüyor. Evet. Oradan giriş yapıp düşüncesinin temeline mi oturacak diye bir yolculuğu böyle mi götürüyor diye düşünüyorum. Öyle yorumlanabilir ama Kant'a o kadar fazla önem verdiğini sanmıyorum. Yani oradaki anlama yetisi meselesi Kant'ı çağrıştırıyor ama yani onun Bir de yerine kendinde uygun şeyi daha farklı bende bir çok. sözcük de kullanabilir, akıl diyebilirdi, zihin diyebilirdi, başka şey de. Fakat bir de ilgimi çeken bu gündelik konuşmada kullanılan hiçi bize soru olarak soruştururken mantıklı kullanarak getirdi. Var olan, varoluş, değilleme diyerek bizi bu noktaya sürükledi. O dediğiniz şiirsel yolculuk bu mudur? Evet, yani bu tipik Heidegger şeysi. Yani mantık kurallarını kullandı ama bu soruyu getirmek için yine değilledi, var olan dedi, demiyor dedi. Evet, tabii De yani de zaten onun dışına çıkma imkanı yok. Yani öbür türlü iletişim kuramazsın. Evet, bayağı Ama o zorlayacağız alışıla böyle. gelen anlayışın dışında mantığı farklı yorumlayabiliriz. Evet. Peki, Öyle. görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkürler hocam. İyi Ağzınıza akşamlar sağlık. hocam, iyi Teşekkürler. akşamlar. İyi Sağ olun, iyi akşamlar akşamlar. arkadaşlar.